Ziraat mühendisi Tanrı'nın aşma ailesine kez selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar, bugün sizlerle ilk barda ağaçlara neden beyaz badan veyahut da su bazlı taban boyası ya da ağacı kestiğimiz zaman su tut veyahut da su kes denilen beyaz boyayı neden vuruyoruz? Onun hakkında birkaç temel husustan bahsetmek istiyorum. Bunların tarıma, ağaçlara, arazimize ne tarz faydalar var? Onları sizlere anlatacağım. Anlatmadan önce değerli üyelerimiz, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hemen anlatmaya geçelim. Şu an ağaca vurduğumuz su tut. Bu su tutu neden vurduk? Bahçede arazi işlemesi yapıldığı zaman traktörün pullunun değdiği bir bölgede bu şekilde bir yara olmuştu. Bu yaranın daha güneş yansımasıyla daha fazla büyümesini önleyecek. Çünkü güneş vurduğu zaman oralarda çatlamalar oluşuyor ve o çatlamalar ağacın bir nevi geriye doğru kurumasına sebep olacak. Ve su kaybetmesini önlemesi için vurduk. Şimdi beyaz badana veya su bazlı taban boyası neden vurulur? Onu anlatalım hemen sizlere. Beyaz badana ve su bazlı taban boyası ağaca vurmasının temel sebebi ilkbaharda özellikle yeni dikilen fidanlarda bazı bölgelerde nem olmadığı için çok fazla güneş yanığı yapıyor. Güneş yanığından koruyabilmek için mümkün olduğunca kullanıyor. Ekstra veyahut da su bazlı taban boyası ise sonbaharda vurulduğunda ise aşırı sert geçen donlara karşı koruma yaptığı için vuruluyor. O şekilde vurulabilir. Beyaz badananın içine isterseniz biraz bir miktar da göztaşı da katabilirsiniz. Bu göztaşı da aynı şekilde ağacın dış katmanının, yani dış kabuğunun bu şekilde nasıl desem ki güneş yanığına karşı veya mantar hastalıklara karşı korumasına fayda sağlayacaktır. En önemli etkileri bunlardır mesela. Bizim şu anda kesip ağaçların üstüne vurduğumuz su tut ise bu ağaçlarda çeşitleştirme yapacağız. Bu çeşitleştirme yapmak için de yeni sürgünler verilmesi gerekiyor. O açık yaraların hastalık ve zararlık kapmaması için vurduk. Bu şekilde işlemler sizler de yapabilirsiniz değerli üyelerimiz. Daha önceki videolarımda değerli üyeler, tarımsal içerikli özellikle ağaçlarla ilgili olsun, sebzelerle ilgili olsun videolardan sizlere bahsetmiştik. Önümüzdeki günlerde de ilkbaharda ağaçlara nasıl gübreleme yapılır. Zirai gübreleme. Organik gübrelememizi sonbaharda yapmıştık. Onunla ilgili video çekemedik. Zirai gübreleme nasıl yapılır? Onun hakkında video paylaşımı yapacağız. Ve aynı zamanda ağaçlara çapa ne zaman yapılması gerektiği hakkında da sizlere video paylaşımı olacaktır. Bunlardan haberdar olmak için kesinlikle bizi takip etmelisiniz. Aklınıza takılan sorular varsa bizlere yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarımla kalın, sağlıcakla kalın.